Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Wortbildung. Verben mit der Vorsilbe ver. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Kelime oluşumu. Burada ver ön takısıyla ilgili olan fiilleri görüyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Sich verfahren. Evet, fahren neydi arkadaşlar? Sürmek demek. Bakın. Bu grupta istenmeyen durumlar için, yani kabaca bu şekilde söyleyebiliriz. İstenmeyen durumlar için kullanılabilen fiiller bunlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fahren sürmek, ancak verfahren yanlış bir şekilde kaybolmak, yanlış bir yola girmek anlamına gelmiş oluyor. Verfahren neymiş? Refleksif alıyormuş. Sich verfahren. Sich verhören. Hören neydi arkadaşlar? Duymak, işitmek değil mi? Ancak burada sich verhören. Verhören bakın ne oluyor? Yanlış anlamak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla sich verhören neymiş? Yanlış anlamak anlamındaymış. Söz gelimi ne olabilir bu? Bir saat söyleniyorsa farklı bir saat gibi anlaşılmış olabilir. Buna demek ki sich verhören şeklinde yorumlanması gerekiyormuş. Sich verirren bu da yanılmak anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki bu grup demek ki neymiş arkadaşlar? Tabii bunun gibi birçok kelime var. Yanlış anlamak anlamındaymış değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar verschönern. Schön neydi? Güzel. Verschönern güzelleştirmek. Vergrößern bakın groß, größer, vergrößern büyütmek anlamında. Bakın burada durum ne oluyor? Değişmiş oluyor. Bir tık daha ne olmuş oluyor? Örnekten gidecek olursak işte daha da güzelleştirmek değil mi? Vergrößern büyütmek anlamında. Sich verändern değişmek değil mi? Burada demek ki değişimler söz konusu oluyormuş. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar buradaki kelime grubuna bunlar nötr olan kelimeler, yani düz anlamlı olan fiiller. Dolayısıyla verbringen ne demek? Geçirmek demek. Ne olabilir? Bu ilgili cümleleri, örnek cümleleri gördüğümüzde zaten daha bir kavrayacaksınız. Verstehen bunu zaten biliyoruz. Neydi arkadaşlar? Anlamak, kavramak anlamındaydı. Sich verhalten bu da neydi? Verhalten, sich verhalten davranmak şeklindeydi değil mi? Dilerseniz bunları arkadaşlar bir üzerinden tekrar bir geçerim. Geçtikten sonra, üstünden geçtikten sonra telaffuzlarını yapalım. Ardından cümlelerle bu durumları pekiştirelim. Demek ki sich verfahren yolunu kaybetmek, yanlış bir yola sapmak da olabilir değil mi? Sich verfahren. Sich verhören yanlış duymak, işitmek değil mi? Yanlış anlamak gibi de denilebilir güzel Türkçe'de. Sich verirren yanılmak anlamında. Buraya baktığımızda verschönern güzelleştirmek anlamında, vergrößern büyütmek, sich verändern değişmek, verbringen geçirmek, verstehen anlamak, sich verhalten bu da davranmak anlamındaymış. Şimdi de telaffuz çalışmasına bakalım. Sich verfahren, sich verfahren, sich verhören, sich verhören, sich verirren, sich verirren, verschönern, verschönern, vergrößern, vergrößern, sich verändern, verbringen, verbringen, verstehen, verstehen, sich verhalten. Hazırsak arkadaşlar ilk örneğimizde başlayalım. Ich kenne diese Stadt nicht und habe mich leider verfahren. Evet, ne diyor cümlemiz? Ich kenne diese Stadt nicht. Bu şehri tanımıyorum, bilmiyorum değil mi? Und habe mich leider maalesef verfahren. Fefaren neydi arkadaşlar? Yolu kaybetmek, şaşırmak anlamında değil mi? Demek ki bir aracın içerisinde ve yolunu kaybetmiş ya da şaşırmış olabilir. Nereye gideceğini bilemiyor olabilir. Neden? Çünkü şehre bilmediği için, tanımadığı için. Dolayısıyla ich kenne diese Stadt nicht und habe mich leider verfahren. Demek ki bakın burada verfahren, fahren neydi? Sürmek, ama verfahren demek ki ne oluyor arkadaşlar? Durumda değil mi? Farklı bir anlam çıkmış oluyor burada. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet. Bakın burada iki tane ver ile başlayan eylem var. Bakın burada ne diyor? Ich habe mich verhört. Verhören neydi arkadaşlar? Yanlış duymak, yanlış anlamak gibi değil mi? Deswegen bakın gerekçesi ne? Yanlış anladığım için. Deswegen habe ich mich verspätet. Bu sebepten ne oldu? Geciktim diyor değil mi? Yanlış anladım. Bu sebepten gideceğim yere, artık nereye gidiyorsam değil mi? Ne yapmış oldum? Geç gitmiş oldum. Bu sebepten ne diyoruz arkadaşlar? Ich habe mich verspätet. Deswegen habe ich mich verspätet. Düzeltiyorum. Ich habe mich verhört. Deswegen habe ich mich verspätet demiş oluyoruz. Diğer cümleye geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Entschuldigung, ich glaube ich habe mich verirrt. Verirren, kaybolmuş olmak değil mi? Affedersiniz galiba kayboldum diyecek olursak demek ki Entschuldigung, ich glaube ich habe mich verirrt. Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist? Rica etsem söyleyebilir misiniz? Marktplatz, der Marktplatz neydi arkadaşlar? Şehrin orta öbeğinde, orta noktasındaki pazar alanı şeklinde söylenen, kullanılan yerler pazar yeri diye geçiyor. Marktplatz. Demek ki pazar alanının ya da işte şehrin merkezi oluyor dediğim gibi. Nerede olduğunu söyleyebilir misiniz diye soracak olursak demek ki Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist diye sormuş oluyoruz. Demek ki kaybolduğumuzda ne diyecekmişiz? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Sanırsam kayboldum demiş oluyorum değil mi? Ve affedersiniz sanırsam kayboldum derken demek ki Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verirrt diyorum ve gideceğim yere, ki burası da Marktplatz, yani bu şehrin merkezi ise eğer, ne diyecekmişiz? Affedersiniz rica etsem pazar yerine Marktplatz değil mi? Söyleyebilir misiniz nerede olduğunu diye sorarken ne diyecekmişiz? Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist diye soruyormuşuz değil mi? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bakın, der Maler möchte das Gemälde verschönern. Burada artık ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Fe ile başlayan bu eylem daha da güzelleştirmek. Güzel olan bir tabloyu daha da güzelleştirmek değil mi? Der Maler ressam demek. Möchte das Gemälde verschönern demek ki ressam tabloyu değil mi? Yağlı tablo olabilir bu. Ya da işte herhangi bir teknikteki bir tablo. Ne yapmak istiyor? Onu güzelleştirmek istiyor derken ne yapacakmışım? Verschönern diyecekmişim. Der Maler möchte das Gemälde verschönern. Sonraki cümleye bakalım. Bakın bu da bir soru cümlesi. Ne diyor? Kannst du bitte das Foto vergrößern? Vergrößern ne demek? Büyütmek demek değil mi? Rica etsem fotoğrafı büyütebilir misin diye soracak olursam ne diyormuşum? Kannst du bitte das Foto vergrößern? Demek ki groß neydi? Büyük. Büyütmek derken vergrößern demem gerekiyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Ich kenne diese Stadt nicht und habe mich leider verfahren. Bakın anlamda bir değişiklik var. Fahren sürmek, ancak verfahren kaybolmak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu şehri bilmiyorum, tanımıyorum değil mi burayı? Ve maalesef kayboldum demiş oluyorum. Diğer cümleye baktığımda Ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet. Bakın gene farklı bir anlam. Yanlış anladım. Bu sebepten geciktim. Değil mi? Ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet demiş oluyorum. Späten, bakın späten diyemem. verspätet demem gerekiyor. Tıpkı burada verhört, değil mi? Bu arada onu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu ver ile başlayan ön takılı eylemler ayrılabilir eylemler değil. Yani bunu ayrılabilir fiil gibi düşünmememiz gerekiyor. O apayrı bir kapsamda arkadaşlar. Demek ki ver ile başlayan bu eylemler normal bir eylem gibi düşünülmesi gereken kelimeler içerisinde. Evet, demek ki verhören demek ki yanlış anlamak demekmiş. Verspäten de zaten neydi? Daha önceden de eminim görmüşsünüzdür. Verspäten de gecikmek demek değil mi? Evet, demek ki ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet. Neymiş? Sanırsam yanlış anladım, bu sebepten geciktim. Sonraki cümle, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verirrt. Affedersiniz, sanırsam ne oldu? Kayboldum demiş oluyorum değil mi? Bakın burada arkadaşlar verirren değil mi? Kaybolmuş olmak, yani sanırsam evet kayboldum demem gerekiyor. Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist? Evet, bu pazar ya da meydanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Der Maler möchte das Gemälde verschönern. Evet, ressam ne yapmak istiyor? Tabloyu güzelleştirmek istiyor. Bakın burada artık farklı bir kapsamda fea ile başlayan bu eylem. Çünkü burada ne var? Güzel olan bir durum. Daha da güzelleştirmek istediğinden verschönern demem gerekiyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Kannst du bitte das Foto vergrößern? Burada ne yapmak istiyor? Fotoğrafı büyütmek istiyor. Dolayısıyla rica etsem fotoğrafı büyütebilir misin dediğimde demek ki Kannst du bitte das Foto vergrößern sorusunu sormam gerekiyormuş değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich kenne diese Stadt nicht und habe mich leider verfahren. Ich kenne diese Stadt nicht und habe mich leider verfahren. Ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet. Ich habe mich verhört, deswegen habe ich mich verspätet. Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verirrt. Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist? Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich verirrt. Könnten Sie mir sagen, wo der Marktplatz ist? Der Maler möchte das Gemälde verschönern. Der Maler möchte das Gemälde verschönern. Kannst du bitte das Foto vergrößern? Kannst du bitte das Foto vergrößern? Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ich habe mich verändert und möchte nun eine neue Sprache lernen. Evet, sich verändern neydi arkadaşlar? Değişmek. Ben değiştim und möchte nun, nun jetzt. Şimdi ne yapmak istiyorum? Eine neue Sprache lernen. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum değil mi? Demek ki bu kişinin ilgisi, o alakası değişmiş değil mi? Ve ne yapmak istiyor? Kendisini değiştirdiği için yeni bir dil öğrenmek istiyor. Bu sebepten ne diyecek? Ich habe mich verändert, ben değiştim. Und möchte nun eine neue Sprache lernen. Demek ki sich verändern. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Durum değişikliği değil mi? Bir sonrakine bakalım şimdi de arkadaşlar. Wo verbringst du deine Freizeit? Az önce ne demiştik verbringen için? Geçirmek demekti. Tabi geçirmek derken verbringen söz gelimi işte misafiri kapıya kadar geçirmek düşünülmesin. Verbringen zamanı geçirmek anlamında. Ki burada da ne diyor? Freizeit neydi? Boş zaman değil mi? Boş zamanını nerede geçiriyorsun anlamı taşıyor. Dolayısıyla wo verbringst du deine Freizeit? Bakın burada verbringen düz anlam, nötr anlamda kullanılmış oluyor verbringen. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Meine Eltern wollen nicht verstehen, warum ich Fotografie studieren möchte. Evet, benim anne babam wollen nicht verstehen, anlamak istemiyorlar. Neyi anlamak istemiyorlar? Warum neydi arkadaşlar? Niçin değil mi? Ya da neden? Warum ich Fotografie studieren möchte. Fotoğraf yüksek öğrenimi görmek istediğimden değil mi? Üniversitede fotoğraf eğitimi almak istememi anlamıyorlar demeye getiriyor cümle. Bakın burada da verstehen anlamak. Dolayısıyla düz, nötr bir anlamı var. Birebir sözlük karşılığı olan verstehen. Dolayısıyla nötr anlamda olduğu için gayet anlaşılır bir şey değil mi? Anne babam anlamak istemiyorlar. Benim fotoğraf yükseköğrenimi görmek istememi şeklinde çevrilebilir. Ve son örneğe baktığımızda da arkadaşlar, Der Freund von Sabine verhält sich komisch. Evet, Sabine'nin arkadaşı sich verhalten neydi arkadaşlar? Davranmak değil mi? Komisch, bu da tuhaf demek arkadaşlar. Başka bir anlam gelmesin aklımıza. Komik neydi? Lustig demekti. Ancak komisch tuhaf demek arkadaşlar. Dolayısıyla Sabine'nin arkadaşı tuhaf davranıyor diyecek olursam, Der Freund von Sabine verhält sich komisch demiş oluyorum. Şimdi ne anlamalıyız arkadaşlar ver için? Ver ile başlayan kelimeler demek ki istenmeyen durumlar için geçerli olabiliyormuş. Değil mi? Ver ile başlayan eylemler ne olabiliyormuş arkadaşlar? Durum değişikliğini gerektirebilen kelimelerden oluşabiliyormuş. Ver ile başlayan kelimeler nötr anlamlı olabiliyormuş değil mi? Bunları bu dersimizde görmüş olduk. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim. Ardından telaffuz çalışmasını yapalım. Demek ki ich habe mich verändert, değiştim. Und möchte nun eine neue Sprache lernen, değil mi? Değiştim ve yeni bir dil öğrenmek istiyorum demiş oluyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Bir değişim söz konusu değil mi? Sich verändern görüyoruz. Wo verbringst du deine Freizeit? Boş zamanını nerede geçirirsin dediğimde değil mi? Gayet verbringen neydi? Düz anlamlı değil mi? Vaktini, boş zamanını nerede geçirirsin anlamında. Diğer cümleye baktığımızda meine Eltern wollen nicht verstehen. Anlamak istemiyorlar. Değil mi anne babam? Warum ich Fotografie studieren möchte? Benim fotoğraf okumak isteyişimi anlamıyorlar demiş oluyor. Ve sonuncu örnekte de Der Freund von Sabine verhält sich komisch. Sabine'nin arkadaşı tuhaf davranıyor değil mi? Demiş oluyoruz. Şimdi de telaffuz çalışmasına hazırsanız geçebiliriz. Ich habe mich verändert und möchte nun eine neue Sprache lernen. Ich habe mich verändert und möchte nun eine neue Sprache lernen. Wo verbringst du deine Freizeit? Wo verbringst du deine Freizeit? Meine Eltern wollen nicht verstehen, warum ich Fotografie studieren möchte. Meine Eltern wollen nicht verstehen, warum ich Fotografie studieren möchte. Der Freund von Sabine verhält sich komisch. Der Freund von Sabine verhält sich komisch. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ver ile başlayan eylemleri görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.